İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizde karşınızdayız. Sayın seyirciler, 33 yaşındaki Süleyman Özinan, merkeze bağlı Akçaköy'de tek katlı evin dış kapısının üstüne yapılan ve halk arasında kuruluk adı verilen beton bölümden düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldı. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Süleyman Özinan'ın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi bölümünden mezun olan Süleyman Özinan'ın kalbi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen Profesör Doktor Mustafa Yılmaz başkanlığındaki ekip tarafından alınarak Ankara'ya götürüldü. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen Operatör Doktor Pınar Sarkut da gerçekleştirdiği operasyonla Özinan'ın böbrekleri ve karaciğerini aldı. Operatör Doktor Pınar Sarkut yaptığı açıklamada başarılı bir operasyon oldu. Böbrekleri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde iki kişiye hayat verecek. Özinan'ın karaciğeri loblarından ikiye ayrılarak bir bölümü İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir hastaya, diğer bölümü de İstanbul Memorial Hastanesi'nde başka bir hastaya nakledilecek dedi. Öncelikle ailesine ve aracı olan devlet hastanesine teşekkür ediyoruz. Karaciğer iki yere gidiyor. Biri Memorial, biri de İstanbul'a gidiyor. Kalp Hacettepe Tıp Fakültesi'nden zaten kalp damar ekibi geldi. Onlar aldı kalbi. İki böbrek ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ürolojiden gelen ekip tarafından alındı ve iki böbrek de orada kullanılacak. Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Oğlunu genç yaşta kaybeden ve yaşamını Akçaköy'de çiftlikte sürdüren İbrahim Özinan büyük bir üzüntü duyduğunu, ancak organlarının başkalarına hayat verecek olmasının üzüntüsünü bir nebze de olsa azalttığını belirtti. Baba Özinan şunları söyledi. Oğlum 2 yıl Dursun Bey'in Güğü ve Çanakçı köylerinde vekil öğretmenlik yaptı. Geçen cuma günü bizim kuraklık dediğimiz kapının üstündeki 3 metre yükseklikteki bölüme çıktı. Burada bazı düzenlemeler yapacaktı. Yere düşmüş. Ben yakındaydım. Gürültü duyunca hemen koştum. Oğlum kanlar içinde yatıyordu. Bir arkadaşımın otomobiliyle Balıkesir'e hareket ettik. Bu arada Balıkesir'den 112 Hızır Acil Servis Ambulansı yola çıkmıştı. Köyümüz Balıkesir'e 20 kilometre uzakta. Pamukçu yakınlarında oğlumu ambulansa naklettik. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen oğlum tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Doktorlar oğlumun organlarını bağışlayıp bağışlamayacağımı sordu. Ben organ bağışı nedir bilmiyordum. Akrabalarıma ve köylülerimize sorayım dedim. Köylüler ve akrabalarım onay verince Süleyman'ımın tip 1 şeker hastası olduğunu söyledim ve gereken organlarını alabilirsiniz dedim. Dün akşam freni boşalan bir kamyon Adnan Menderes Çevre Yolu Köprüsü'nden uçtu. Kamyon köprüden uçmadan önce bir aydınlatma direğiyle trafik sinyalizasyon direğini de devirdi. Kazada sürücü yaralanırken daha büyük bir facianın olmaması görenlere rahat bir nefes aldırdı. Dün akşam saat 18.45'te Adnan Menderes Mahallesi'nde Edremit yoluyla çevre yolu bağlantısında bir trafik kazası meydana geldi. Kazada Edremit yolundan gelip çevre yoluna dönüş esnasında kavşağa girerken frenleri boşalan 10AAC83 plakalı kamyon orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra karşı yola geçip trafik sinyalizasyon direğini devirip çevre yolu girişi köprü korkuluklarını parçalayıp çay deresine doğru uçtu. Kamyon istinat duvarına takılı kaldı. Çıkarmak önemli olan. Olay sırasında yolda kırmızı ışık nedeniyle trafik akışının olmaması büyük bir faciayı önledi. Özel bir firmaya ait yem kamyonunun sürücüsü Yüksel Işıktaş, olay yerine gelen 112 ambulansına alınarak tedavisi için Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada polis haftası nedeniyle bölge trafik halı sahasında voleybol turnuvası çıkışında kaza yerine gelen trafikten sorumlu Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Trafik Şube Müdürü Şerif Nerse kaza ile ilgili bilgi aldı.
Susurluk'ta 16 Şubat'ta kaybolan ve 48 gün sonra cesetleri bulunan Cihan ve Emrah Biçen kardeşlerin öldürülmeleriyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Dün akşam saatlerinde Susurluk'ta nöbetçi mahkemece tutuklanan 3 kişi Kepsut L tipi cezaevine gönderildi. Cihan ve Emrah Biçen kardeşlerin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ercan K., Onur H., Sezgin Ç., Metin Ç., Özer K. ve Rahime K.'nin sorguları tamamlandı. Zanlılardan Onur H., Ercan K. ve Metin Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cihan ve Emrah Biçen kardeşleri öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan sanıkların günlerce bir televizyon programına çıkarak çok sakin ve soğukkanlı bir şekilde konuşmalar yapmaları ve aynı stüdyoda bulunan kardeşlerin anne ve babasıyla yüz yüze oturmaları bütün Türkiye'de şaşkınlıkla karşılandı. Bu konuda uzmanların yaptığı açıklamalar böyle kişilerin dünyalarının ayrı olduğunu ve normal bir ruh yapısına sahip kişinin bu şekilde davranamayacağı yönünde oldu. Balıkesir'i ve Susurlu'yu günlerce gündemde tutan, merakla ne olacağını bekleyen vatandaşlar olayın aydınlanmasıyla rahat bir nefes aldı. Cihan ve Emrah Biçen kardeşlerin anne ve babası da katillerin yakalanması ve cezaevine gönderilmesiyle biraz rahatladıklarını ifade etti. Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 167. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Hava muhalefeti nedeniyle geçiş töreni yapılamadı. Diğer etkinlikler Sarih Tozan toplantı ve gösteri merkezine alındı. Bu sabah Atatürk Anıtı'nda toplanan Emniyet Teşkilatı Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü çelengi. Polis Emeklileri Derneği çelengi. Hava muhalefeti nedeniyle merasim geçişi yapılamadı. Etkinliklere Salih Tozan toplantı ve gösteri merkezinde devam edildi. Etkinliklere Vali Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, Polis Okulu Müdürü Doktor İbrahim Şenöz olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Emniyet Müdürü Ömer Aydın bir açılış konuşması yaparak şunları söyledi. Ülke ve milli bütünlüğünü her koşulda korumanın azim ve kararlılığında olan yurt genelinde emniyetin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, üstelik kutsal görevini gece gündüz demeden yüksek sorumluluk bilinci, büyük bir vatan sevgisi ve hizmet aşkı ile ifade eden emniyet teşkilatı bu gücünü halkımızın destek ve güveninden almaktadır. Daha sonra kürsüye gelen Vali Yılmaz Arslan da duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi. Güvenlik devletin asli işi. Güvenin olmadığı bir ortamda siz gelişmeden, kalkınmadan, ilerlemeden, huzurdan bahsedemezsiniz. Bir polis çocuğu olan Nisan Uraksu kendi yazdığı kompozisyonu okurken salonda duygusal anlar yaşandı. İnsanlar öldürecek insan kadarken. Benim babam polis. O kendini bilmezler dağlara polis taşırken. Benim babam daha sonra düzenlenen polis konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde düzenlenmesi planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin devriyeye çıkarılması etkinliği de öğrencilere polis düdüğü hediye edilerek yapıldı. Bir elektronik firmasının çevreci eğitim programı Okulumuz Yeşil'de ikinci dönem çalışmaları Balıkesir'de başladı. Bu amaçla bugün Balıkesir Anadolu Lisesi toplantı salonunda 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin katılımıyla Okulumuz Yeşil modül tanıtımı ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Panasonic Elektronik Anonim Şirketi, Uluslararası Çevresel Eğitim Vakfı ve UNESCO tarafından yürütülen Okulumuz Yeşil Projesi, ilköğretim öğrencilerinin iklim değişikliği,
küresel ısınma, kirlilik, sera gazları, atmosfer, iklim değişikliğinin etkileri ve tehlikesini öğrenebilmelerini ve bu konuda farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul ve Balıkesir'deki toplam 59 okulun katıldığı eğitim programının ikinci dönemi başladı. Balıkesir'den 2011 yılında projeye katılan okullar arasından Edremit Zeytin'i Naim Süleymanoğlu birinci oldu ve Paris'te düzenlenen Resimli Eko Günlük Küresel Ödül Töreni'nde 5 öğrenci en iyi resimli günlük ödülüne layık bulundu. Projede iklim değişikliği, küresel ısınma, sera gazları, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar gibi konularda çalışmalar yaptık. Projenin amacına uygun olarak öğrencilerimize sunumlar izlettirdik. Panasonic firmasının hazırladığı sunumları izlettirdik. Bugün Balıkesir Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın konuyla ilgili olarak bir konuşma yaparak şunları söyledi. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Geliştirme ve ARGE bölümü bu konuda yoğun çaba sarf etmiş ve Panasonic'le işbirliği yaparak yaklaşık 55 okulumuzda çalışma yapılıyor. Ve 8700 civarında öğrenciyle okulumuz Yeşil Projesi'ne katılım sağlanmış. Ve Edremit Naim Süleymanoğlu İlköğretim Okulu da bu anlamda birinci olarak, Türkiye'de birinci olarak ödüle de layık görülmüş. Ve Fransa'ya öğrencilerimiz de gittiler. Okulumuz Yeşil Projesi ile ilgili olarak Panasonic Türkiye Genel Müdürü Ahmet Telatar da şu açıklamalarda bulundu. Bütün dünyada verdiğimiz bir söz var. Önümüzdeki 6 sene içinde kendi sektörümüzde ağır sanayide en çevreci, yenilikçi fikirler üreten firma olmak istiyoruz. Bu bağlamda da sosyal sorumluluk aktivitelerine çok önem veriyoruz. Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Federasyonu işbirliğinde şiddetsiz semineri düzenlendi. Salih Tozan toplantı ve gösteri merkezinde yapılan seminerde uzmanlar şiddetsiz bir toplum konusunu anlattı. Şiddetsiz seminerine saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Seminere Vali Yardımcısı Günay Özdemir, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Metin Mengüç ve çok sayıda davetli katıldı. Seminerde açılış konuşmasını Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan yaptı. İlhan Aslan konuşmasında şunları söyledi. Bugün burada vereceğimiz şiddetsizlik semineriyle şiddetin önlenmesine yönelik adımlarda bir parça faydamız olabilirse bundan son derece mutlu olacağız. Seminere konuşmacı olarak katılan Türkiye Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Rıza Sümer, Balıkesir Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Fahri Çakı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Öztürk ve Balıkesir Devlet Hastanesi psikiyatri uzmanı doktor Umut Karasu şiddetsizlik konusunda sırasıyla konuşma yaptı. Şimdi şu kelimelere bir bakın. İnsan, hayvan, çevre aslında hepimiz çevrenin bir parçasıyız. Şiddet olmadan yaşamak. Evet, ben şiddet olmadan yaşamak durumundayım. Ama aynı zamanda şiddet olmadan da yaşamak durumundayım. Polisin ve yargının elinden geleni yaptığı bir dünyada eğer biz şiddete karşı kendimizi nasıl koruyacağımızı, yakınlarımızı, arkadaşlarımızı nasıl koruyacağımızı öğrenemezsek orada eksiklik var demektir ve başarı yoktur demektir. Bizler insanlar olarak davranışlarımızda ne kadar özgürüz sorusu derin felsefi tartışmalar yürütülen bir soru. O yüzden sizi çok fazla sıkmamak için o tartışmalara girmeyeceğim. Ama kısaca şunu vurgulamak istiyorum. Biz insanın özgür olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla şiddetle ilgili davranışlarında da özgürce yapılan davranışlar olduğunu varsaymak durumundayız. Aksi takdirde çok derin felsefi psikolojik talimler yapmamız gerekir. Ayvalık'ta belediye ile Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde ilk kez bir etkinlik düzenlendi. Roman vatandaşlarla birlikte düzenlenen etkinliklerde hiç tiyatro izlememiş vatandaşların sahneye çıkarak yaptığı şov ilgiyle izlendi.
8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle ilçede ilk kez düzenlenen etkinliklerde Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalbant, Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türkösen, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Nuray Özer, Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Arga, İlçe Turizm Müdür Vekili Yasemin Güngör, Konsey Genel Sekreteri Övünç Uğuz, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çoğunluğu Roman olmak üzere yaklaşık 2000 kişilik vatandaş topluluğu hazır bulundu. Ayvalık'ta tiyatro alanında ilçe halkına cadde, sokak, müze ve seyir halindeki belediye otobüslerinde ücretsiz tiyatro oyunları sergileyerek tiyatro izleyicisini salonlara çekmeye çalışan Şeref Çetin Tiyatrosu tarafından hazırlanan kısa skeçte usta oyuncularla hiç tiyatro gösterisi izlememiş yetenekler binlerce izleyicinin karşısına çıkarak müthiş bir performans gösterdi. Yoksa bakın kraliçeyle başka sorum yok. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Edremit'e bağlı Güre Beldesi'nde yerel medya mensuplarıyla buluşarak açıklamalarda bulundu. Engellilerle ilgili yaptığı çalışmalara değinen Şafak Pavey, maalesef hükümet bütçede engellilerin haklarından kesintiler yapıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 2012 Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün sahibi İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, efsanevi Kaz Dağları'nın eteklerindeki Güre Beldesi'nde katıldığı Güre Belediyesi'nin insan hakları konulu panelinde hayranlarıyla buluştu ve kitabını imzaladı. Milletvekili Şafak Pavey panel öncesinde yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Engellilik durumunun parlamentoda hiçe sayıldığını iddia eden Milletvekili Şafak Pavey, maalesef hükümet bütçede engellilerin haklarından kesinti yapıyor. Kim bilir o bütçe kesintisiyle hangi yere para akıtıyorlar, beton tutkularına mı? Nereye olduğunu bilemediğim bir para kesintisi var. Ben de Türkiye'de parlamentoya giren ilk engelli kadın parlamenter olmama rağmen engelsiz sayılıyorum kendi ülkemde. Yani bir bacak ve kolumun olmaması yetersiz kalıyor hükümet için dedi. İktidar Partisi'nin AKP'nin şöyle düşündüğünü, engellilerle hiç ilgilenmediğini, bunu çözümsüz bir durum olarak elinde güç olarak tutmaya çalıştığını düşünüyorum. Umarım uzlaşma kültürünü geliştirebiliriz. Umarım bir araştırma komisyonu istediğimiz gibi kurulur. Umarım bildiğimiz bütün çözümleri kendilerine verir. Ve engelliler konusunda en azından istihdam, rapor rezaleti ve erişilebilirlik, eğitim özellikle eğitimdeki erişilebilirlik ayıplarını Türkiye'nin temizlemeyi hep beraber beceririz. Sayın seyirciler, Darüşşafaka eğitim kurumlarına giriş sınavlarının anlatıldığı sınav tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantı sonrası KRT Haber'e bir açıklama yapan Darüşşafaka Eğitim Kurumu Müdürü Adnan Ersan kurumun, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine liseyi bitirinceye kadar parasız, yatılı, kolej seviyesinde eğitim verdiğini söyledi. Gerçekten Darüşşafaka'ya gelen bir çocuğun eğitimle hayatının nasıl değiştiği, nasıl bir fırsat eğitimi aldığını uzun uzun anlattık. Biz biliyorsunuz bizim okulumuza kaydolabilmek için bu sene 3. sınıfta okuyor olmaları, babasının hayatta olmaması ve maddi durumunun müsait olmaması, eğer bu şartları taşıyorsa muhakkak her öğrencimizin Darüşşafaka sınavına girmesini istiyoruz ve hayatının değişmesini istiyoruz. Bizim hedefimiz tabii ki öncelikle bu talihsiz diyelim duruma düşmüş çocuklarımızın, genç yaşta babasını kaybetmiş çocuklarımızın Darüşşafaka'ya girmesiyle yaşamlarının değişmesi. Nasıl yaşamları değişecek? Biz İngilizce ağırlıklı ciddi bir kolej eğitimi veriyoruz. İngilizcenin yanında Almanca veya Fransızca ikinci yabancı dili veriyoruz. Tamamen fen derslerimiz laboratuvarlarda yapılıyor. Fen derslerimiz İngilizce olarak yabancı dille yapılıyor. Okulumuzda 12 tane yabancı öğretmenimiz var. Çocuğumuzun hem sosyal olarak hem akademik olarak tüm hayatı değişiyor ve Darüşşafaka'dan bambaşka yurduna, ülkesine, ailesine bağlı bir birey olarak bizden yetişiyor.
Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sunar. Sayın seyirciler, Balıkesir Spor Kulübü Başkanı Tuna Aktürk, KRT Haber'den Hakan Küçükakman'a pazar günü oynanan ve Balıkesir Spor'un 3-1 kazandığı Gazi Osmanpaşa maçını ve önümüzdeki oynanacak maçları değerlendirdi. Tuna Aktürk, kalan 6 maçta 18 puan alıp şampiyon olacağız diyerek şunları söyledi. Ben bütün futbolcu arkadaşlarımı ve teknik heyeti Gazi Osmanpaşa maçındaki oyunlarından dolayı tekrar buradan kutluyorum. İnşallah Balıkesir halkını sevindireceğiz. Bu hafta bildiğiniz gibi Tokat maçı var. Tokat'ta ikinci devrede çok büyük bir çıkış yakalayan takım. Zor bir maç olacak ama arkadaşlar gerekli hazırlıkları yapıp bu maçtan da 3 puan almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben bu arada maç dönüşü bizleri Değirmen Boğazı'nda karşılayan bütün taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Burada şöyle bir mutluluk da duyuyoruz ki artık şehrimiz de şampiyonluğa tamamen inanıyor. Gece saat 12'de binlerce kişi takımımızı Değirmen Boğazı'nda karşıladı. İnşallah bize inananları ve güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sundu. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı bölge bayiliyle sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom, İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, Fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve Organize Sanayi Bölgesi'nde. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Dolgu maddesi nedir? Dolgu maddesi özellikle yüz bölgesindeki karışıklıkların elmacık kemiklerinin dolgunlaştırılmasını, oradaki karışıklıkların görünmez hale gelmesini sağlayan bir yöntemdir. Özellikle doğal maddeleri kullanıp dolgu enjeksiyonları yapmaktayız. Dudak büyütmeleri de kullanabilmekteyiz aynı şekilde dolguyu. Doğal ürünler kullandığımız için herhangi bir sakıncası olmamakta. Hastayı 8-12 ay gibi uzun bir süre oldukça mutlu görünmesini sağlamakta.
Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi 2000 metrekarelik kapalı alanda 30 kişilik deneyimli kadrosuyla Balıkesir bölge sanayi ve inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC lazer, Trump CNC punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 14 derece, Bigadiç sağanak yağmurlu, en düşük 5, en yüksek 17 derece, Sindirgı çok bulutlu, en düşük 5, en yüksek 16 derece. Edremit çok bulutlu, en düşük 5, en yüksek 18 derece. Bandırma sağanak yağmurlu, en düşük 5, en yüksek 14 derece olması bekleniyor. Perşembe günü il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 8, en yüksek 19 derece. Bigadiç çok bulutlu, en düşük 7, en yüksek 20 derece. Sindirgı çok bulutlu, en düşük 7, en yüksek 19 derece. Edremit çok bulutlu, en düşük 9, en yüksek 19 derece. Bandırma çok bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 8, en yüksek 22 derece. Bigadiç parçalı bulutlu, en düşük 9, en yüksek 21 derece. Sindirgı parçalı bulutlu, en düşük 9, en yüksek 21 derece. Edremit parçalı bulutlu, en düşük 9, en yüksek 21 derece. Bandırma parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC lazer, Trump CNC punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sundu.